Evet arkadaşlar, şu anda da sardunyaları görüyorsunuz ya da halk arasında nişkata diye de geçiyor. Genelde insanlar çoğunluklu olarak bunları saksılarda yetiştiriyorlar. Bakın burada görüyorsunuz yerlerde. Bu çektiğim video Eskişehir'de, rengarenk. Eskişehir'de bunlar sezonluk olarak yetişiyor arkadaşlar. Yani seralarda üniversitedeki arkadaşlar bunları yetiştiriyorlar. Daha sonra yerlere ekiyorlar. Bunların ömürleri ancak bir sezon. Bunlar çünkü Eskişehir genellikle karasal iklimin geçtiği bir yer olduğu için kışa kalmıyorlar. Hepsi bunlar sökülüyorlar. Filiz alınıp seralara konuluyor. Ama sıcak iklimli olan yerlerde, Marmara bölgesinde, Karadeniz'de, Akdeniz'de, o bölgelerde bunlar bahçelerde son derece yaygın olarak yetiştiriliyor. 2-3 metre boyunda olanları gördüm. Ama buradakiler gördüğünüz gibi hemen set mazılarının altına dikilmiş. Şu gördükleriniz set mazılar, set mazaların altında rengarenk bir alan olarak dikilmiş. Bunları üretmesi çok kolay. Çok güneşi sevmiyorlar ama çok gölgeyi de sevmiyorlar. Böyle orta hallice bir istekleri var. Farklı farklı renkleri var dedim. Bakın şuradaki kısımlarda şunlar tohumları. Yalın kat. Bazıları da dolgulu oluyor. Yani katmerli oluyor. Bunları üretmesi vejetatif olarak, yani ana gövdeden parçalar alınarak üretilebiliyor. Yani biz bunlara ne diyoruz? Yabancı olarak vejetatif, ama öbür tarafta filiz alma olayı oluyor. Bir gün dışarıda bekletip gölgede ya da 5-6 saat bekletip toprağa gömüp yetiştirebilirsiniz. Aynı zamanda bunların tohumları düştüğü zaman da tohumlardan da yetişmesi kolay oluyor. Ama tohumdan yetiştirdiğiniz zaman arkadaşlar daha uzun sürüyor. Yani bu şekilde çiçek açabilmesi için ikinci seneye ihtiyaç duyabiliyorlar. Ama filiz alarak üretme tekniğiyle daha iyi oluyor. Gördüğünüz gibi çılgınca açmış. Buradaki bölge aşağı yukarı 20 metre kadar bir alan, tamamen bunlarla kaplanmış. Sardunyalar güzel bitkiler. Yaprakları da aynı zamanda hoş kokuyor. Ellediğiniz zaman kokuyu görürsünüz. Bazı internet sitelerinde sivrisinekleri kovucu özelliğinden olduğu bahsediliyor. Gördüğünüz gibi rengarenk. Üretmesi dalından, ana gövdeden dal alarak üretilebiliyor. Aynı zamanda tohumla üretilebiliyor. Tohumla üretim ikinci yıldan itibaren çiçek açabilir arkadaşlar. İlk yıl biraz zor. Eskişehir için söylüyorum. Sıcak bölgelerde belki ilk senenin sonlarına doğru olabilir. En iyi üretme yöntemi dalından kıracaksınız. 4-5 saat bekleterek ya da suyun içinde bekletip köklendirebilirsiniz. Çok güneşi sevmiyor. Yarı gölgeli yerlerde daha iyi olabiliyor. Bol çiçekli. Eğer boş alanınız varsa sardunyalar sizin için bir alternatif olabilir. Yaz boyu devamlı açıyor, 5-6 ay boyunca açabileceğini düşünüyorum. Bizim burada 2-3 ay açar ama dediğim gibi sıcak bölgelerde, ılıman bölgelerde çok daha uzun ve çok daha boylu olarak devam ediyorlar hayatlarına. Evet arkadaşlar, sardunyaları görüyorsunuz. Diğer adı nişkata bunların. Eğer siz de böyle bir şey yapmak istiyorsanız uzun süre tabii bunları üretmeniz gerekiyor, renkler edinmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi son derece uyumlu. Yeşilin hemen altında rengarenk bir çiçek cümbüşü görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, hepinize iyi günler diliyorum. Çalışmalarınıza başarılar dilerim. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.
Hoşça kalın.